Eskiden beri çok severim tabiatı. Ama çalışmak, hayat mücadelesi çocukluğumdan beri nefes aldırmadı bana. Özlediğim şeylerden uzak kaldım hep. Ben de gece hayatını, gece yaşamayı sevdim. Haklısın. Tabiat güzelmiş her şeyden önce. Ama ne yazık ki dönmek zorundayız yarın. Yarın mı? Tamirhane, işler hepsi beni bekliyor. Nasıl düşünebilirsin şimdi bunları? Ne olur bir hafta daha kalalım. Bu güzellikleri bırakıp sıkıcı bir hayata dönmek istemiyorum. Hapishane gibi bahsediyorsun evimizden. Yok, onu demek istemedim. Seninle her şey, seninle her yer güzel. Selim abi, evlilik üzerine çiçek olmuşsun maşallah. Yengem nasıl? Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim galiba. Galiba mı? Neden böyle konuşuyorsun? Bir sıkıntın mı var yoksa? Senin aklın ermez böyle şeylere. Ne demek aklın ermez? Üstümü değişeyim sonra çalışmaya başlarız. Sen gel. Gidiyor musun? Evet. Kahvaltı edersen hazırlayayım. Benim bildiğim bir kadın kocasından evvel kalkıp hazırlar kahvaltıyı. Alışkın değilim. Bir fikrim var. Neymiş o? Bir hizmetçi tutalım ha, ne dersin? Hizmetçi mi? Bu isteğin biraz ters olmuyor mu? Beni seviyorsan tabii kızmazsın. Bir hizmetçi tutarsın bana. Ben hizmetçinin değil, karımın hazırladığı sofrada kahvaltı etmek isterim. Canın isterse. Günaydın abi. Bir çay söyle bana Erol. Bir çay getir Selim abime. Tavşan kanı olsun. Ne var abi? Kahvaltı etmedin mi? Bu evlilik kararında biraz acele ettik galiba Erol. Neden abi? Aradığım duyguları, aradığım güzellikleri bulamadım. Mektuplaştığım kızla evlendiğim kadınlar arasında dağlar kadar fark var. İki ayrı insan sanki.